Merhaba kuzgunlar, hoş geldiniz. Bugün oyun kaşifinde yepyeni bir oyun var. Ara sıra Twitch canlı yayınlarında oynadığım Ancestors Legacy. Bugün karşınızda oyunu tanımanız açısından bugün beraber betasını oynayacağız. Bir açık beta, siz de Steam'den açık betasına ulaşabilirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama siz ulaşmadan önce bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü oyun hakkında en azından birazcık fikir sahibi olabilirsiniz. Ve başlamadan önce bilmeniz gereken bazı şeyleri bu videoda anlatacağım. Ancestors Legacy herhalde geçen sene yine bu dönemlerde çıkacağı duyurulmuş bir oyundu ve ilk duyurulduğu andan beri dikkatimi çeken oyunlardan bir tanesiydi. Özellikle strateji sever bir insan olarak, bir oyuncu olarak dikkatimi çekti. Asıl dikkatimi çekmesinin sebebi bu oyunun bir strateji oyunu olmasından ziyade benim içimdeki o kuzey mitolojisini, İskandinav mitolojisini çok güzel bir şekilde yansıttığını, şu görsele bakın mesela. Yani yansıttığını düşündüğüm için muhakkak denemem gereken oyunlar arasında görüyordum bu oyunu. Ve hemen beta çıkar çıkmaz oynadım ve sonuçlarından da oldukça memnunum. Memnun olduğum için sizlerle paylaşmak istedim. Gelin bakalım Ancestors Legacy nasıl bir oyunmuş. Öncelikle oyunun müzikleri çok güzel. Bu müzikler daha da fazla olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda Open Beta sadece multiplayer olarak mevcut. Single player daha sonra da olacak. Gördüğünüz üzere buraya yazılmış bu oyunun single player'ı da oyun çıktığı zaman gelecek diye. Şu anda ön sipariş açık oyun. İçerisinde maalesef bir Türkçe dil desteği yok. Ama bu bir beta olmasına rağmen oyunun grafik kalitesinde bahsedecek olursam her şey gördüğünüz gibi en açıkta inanılmaz güzel bir optimizasyonu var oyunun. Multiplayer'e gelip buradan isterseniz kendi oyununuzu kurabiliyorsunuz, hazır oyunlara girebiliyorsunuz ya da quick match'le hemen girebiliyoruz. Oyunda beta'da 4 tane harita var ama bu 4 harita full oyunda 9'a çıkacakmış. Gerçekten harita çeşitliliği gerekiyor oyuna çünkü bu 2 kişilik bir harita. 2 tane 2 kişilik harita, özür dilerim, şu an 3 tane map var oyunda. 2 kişilik, 4 kişilik ve 6 kişilik olarak oyun tam çıktığı zaman bu sayı 9'a çıkacakmış. Göreceğiz. Oyunda 3'e 3 yapabiliyorsunuz, 2'ye 2 yapabiliyorsunuz, herkes tek yapabiliyorsunuz. Oyunda 2 tane şu anda mod var. Biri Annihilation, öbürü de Domination. Annihilation'da karşı tarafı tamamen yok etmeniz gerekiyor. Yani diğer real time strateji oyunlarından alışık olduğumuz gibi rakibin base'ini yok ettiğiniz zaman kazanmış oluyorsunuz. Domination ise haritayı ne kadar domine ettiğinizle alakalı. Haritadaki A, B, C, D, E noktaları mesela burada kaynak noktalarımız ve buraları ele geçirdiğimiz zaman buralardan kaynak topluyoruz ve bu noktaları ne kadar uzun süre muhafaza edersek o kadar çok ticket kazanıyoruz ve bu ticketlarla oyunu kazanabiliyoruz. Bu skorla oyunu kazanabiliyoruz. Buradan da kazanılacak skoru belirleyebiliyorsunuz. Başlangıç kaynakları ya da başladığınız ne diyelim? Biz buna çağ diyelim. Çünkü öyle alıştık strateji oyunlarında ya da aşama diyebiliriz belki. 3 aşamadan birincisinde başlıyoruz falan. Buraları şu anda değiştiremiyoruz. Maximum squad 10. Bu sayı oyun içerisinde kontrol edebildiğiniz maksimum birlik sayısı aslında. 10 bence az. Aslında az da değil. Çoğu zaman 3 ya da 4 birlikle bile oyun bitirebiliyorsunuz ama 10 birlik birazcık da arttırılırsa daha cümbüş şeyler olabilirmiş gibi geliyor. Oyundaki şu anki dengeler çok iyi. Hemen 4 kişilik bir yer kuralım isterseniz. Ve bir an önce girelim. Private diyeceğim. Şimdi ben botlarla kuracağım çünkü oyunu bir yandan anlatacağım için, bir yandan da oynayamayacağım için karşıya kolay bot atarak durumu izah edeceğim sizlere. Hemen open olan bir yere giriyoruz. Yanımıza bir tane medium bot atıyoruz. Karşıya da iki tane easy atıyoruz. Ben commentate yapacağım için. Durumlar böyle. Başlangıç yerinizi isterseniz seçebiliyorsunuz bu şekilde. Ben en sol altta başlayacağım oyuna. Hemen start game deyip başlayalım. Hop. Özür dilerim. Önemli şey söylemedik. Oyunda 4 tane ırk var. Bu 4 ırk nihai mi bilmiyorum. Ancak oyun çıktıktan sonra daha fazla ulusun eklenmeyeceği ya da ekleneceği yönünde bir şeyler bulamadım. Vikingler, Slavlar, Anglo-Saksonlar ve Almanlar var. Buraya sanki ne bileyim böyle birazcık daha Frankler,
eklenebilirmiş gibi ya da ne bileyim Romalılar eklenebilirmiş gibi belki dönemin güçlü ya da Hunlar eklenebilirmiş sanki gibi dönemin güçlü bazı diğer ırkları da eklenebilir gibi hissediyorum. Bu bir ön sezi belki de. Her ırkın kendine has birlikleri ve özellikleri var. Hepsi arasında aşağı yukarı da denge var aslında bakarsanız. Ben fark etmez. Ben de random atayım. Ve görelim bakalım neler olacak. Hatta ben Viking seçeyim. En çok onu merak edeceğinizi düşünüyorum çünkü. Diğerlerde random olsun. Rastgele yani. Ve oyunumuz yükleniyor. Oradaki benim profil avatarımın üstündeki rakamlarda hangi ırkla ne kadar çok galibiyet aldığımı gösteriyor. İşte 3 kere Vikinglerle kazanmıştım. 2 kere Slavlarla, 4 kere Anglo-Saksonlarla, 3 kere Almanlarla falan filan. Yani ırk skoru gibi bir şey o. Bu Domination modunda yani o ABC noktalarını vesaire kontrol etme mantığı Company of Heroes'a çok fazla benziyor. Bu güzel bir oynanış mantığı. Oyundaki birlik kontrolleri ve işte bölge yakalamalar, oradan kaynak geçirmeler olsun, savaş mekanikleri olsun. Bana Company of Heroes'la hatırlayacaklar vardır. Battle for Middle Earth vardı, BFME. Bu iki oyun arasında tam benim istediğim dönemde geçen çok tatlı bir oyun olmuş Ancestors. Ve alınacaklar listeme ekledim ben bu oyunu. Siz de kendi kararınızı birazdan izleyerek verirsiniz efendim. Eğer Allah'ın izniyle açılırsa. Çok fazla real time strateji oyunu çıkmıyor piyasaya. Age of Empires 2'den sonra da aynı başarıyı gösterebilen çok fazla oyun çıkmadı piyasaya. Bu oyun onlardan bir tanesi mi? Hayır değil. Ama çok güzel kafa dağıtmalık bir oyun. Evet, ilk başta ana binamızın olduğu bir yerle başlıyoruz. Tabii ki bu bina değil çünkü Vikinglerde henüz binalar yok ve çadırla başlıyorlar. Oyun size bir birlik veriyor. Birliği bu şekilde tıklayıp istediğimiz yere kontrol edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir birlikte 10 kişi var. Aslına bakarsanız burada 3, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, tam olarak 10 kişi var. Bu birliğin canını gösteriyor. 10 tane küçük yeşil kareden oluşuyor ve bu sarıya dönüyor. Eğer yaralılar varsa, ölüler varsa direkt olarak yok oluyor. Kırmızıya dönüşüyor. Bunun üstündeki o birliğin morali, birliklerin moralleri yandan ya da arkadan girdiğiniz zaman o birliğe azalıyor. Birliğin seviyesi 1, birliğin mızraklı olduğunu gösteriyor bu logo ve etrafındaki çerçeve ise o birliğin rütbesi diyebiliriz belki. Çünkü güçlendikçe bu birlik gerek işte zırh anlamında, silah anlamında burası gümüşe ya da altına doğru dönüyor. Oyunun sağ taraftaki menüsü şu menüsü. Birazcık isterseniz kameramı şöyle yukarıya doğru alırsam daha rahat göreceksiniz o bölgeyi. Oyunda F1, F2, F3, F4, F5 ve F6 tuşlarıyla menüyü kontrol edebiliyoruz. Şuradaki menüyü F2 oyundaki birliklerimizi gösteriyor. F4 ise binalarımız. Hemen bir tane barracks yapıyoruz. Barakalar, asker çıkartmak için ve bir tane ev yapıyorum. Oyunda buna bastığınız zaman önceden hazırlanılmış yerlere bu binalar koyuluyor. Yani siz özellikle bir yer seçmiyorsunuz. Hemen gidip orayı yapmaya başlıyorlar. Oyundaki kaynaklarımız ise odun, yemek ve demir. Bu da popülasyonumuzu gösteriyor. Çadır yaptıkça, şimdi çadır yapmaya gelir, o popülasyon artıyor. Peki bu kaynakları nasıl arttıracağız? Şu an hali hazırda artıyor bulunduğumuz bölgenin kontrolü açısından ama bunları asıl bu noktalara girerek halledeceğiz. Birliklerimi oraya doğru getiriyorum ve burada bir savaş var mesela. Buraya bakabiliriz. Şu anda Easy Bot birleşti ve bizim Medium Bot'u dövüyorlar. Birliklerin kendine has özellikleri var, skill'leri var. Şimdi mesela bir tane daha basalım. Bir Raiders, hatta bir tane daha basalım ve bunun adamların çıkma noktası olarak burayı seçelim. Otomatik buraya gelsinler. Birlikler uzun çimlerin içine girdiği zaman start moduna girebiliyorlar. Burada görünmezler. LoL'den aşina olduğunuz bir şey bu.
Liglerin kendine az skill'leri var. Chase gibi. Mesela bu kovalama skill'i adı üstünde. Yani Chase kovalamaktan geliyor. Buna oyundaki detaylar oyunu güzel kılıyor arkadaşlar. Chase'e baktığınız, bastığınız zaman belli bir süreliğine şeyiniz artıyor. Bunu da saklayalım, geldiler. Belli bir şeyin hızınız artıyor ama atak yaparken bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Orası çok kalabalık oldu. Orayı da ele geçirecekler. Desteğin gelmesini bekliyorum. Destek geliyor şu anda. Benim diğer birliğim de geldi. Ben tabi birazcık size anlatana kadar geç kaldığım için öyle oldu. Evet, orası giderken ben hemen çıkıp bu noktanın kontrolünü alacağım. Onlar giderlerken. Evet, geldiler. Burada kapışabiliriz. Biz daha kalabalığız. Onlar bir kere fight'a girdikten sonra bir birlik onu geri çekemiyoruz. Geri çekmemizin tek olayı geriye basmak, retreat yapmak o bölümden. Bu da retreat'te belli bir noktaya kadar kaçıyor birlikler ve o noktaya kadar tekrar kontrolünü geri alamıyoruz. Bu çok önemli. O yüzden sürekli retreat yapmak pek hoş değil. Burada yine bir fight dönüyor. Yanımdakilere Almanlar gelmiş. Almanlar şey kullanıyorlar. Çatır kullanıyorlar ve o yüzden birazcık kötü mızraklara karşı durumları. Gördüğünüz gibi debuffları var, burada gözüküyor. Eğer birliğe karşı debuffınız olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız bunu da, bu arada retreat attılar gördüğünüz gibi, bunu da o birliğin üzerinde durarak görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi alt tarafta baltalılara karşı güçlü, okçulara karşı ya da kalkanlara karşı kötü olduğunu görüyoruz alt tarafta. Bu bölgeyi ele geçirdim. Bu ufacık köyü. Gördüğünüz gibi bu köyde ne var? Maden var. Yani buradan demir toplayabiliyorum. Ve oduncu kampı var bu tarafta gördüğünüz gibi. Buradan odun ve maden çıkartabilirim demek bu. Onu da yine bu binaya tıklayıp sağ alttan hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirim. Ama önce defans istiyorum. Defans olduğu zaman burası upgradelenmiş oluyor. Upgradelenince buradan da ok atmaya başlıyorlar. Yani köy çok savunmasız kalmıyor. Bu arada arkadan gelecekler olacak. Burayı aldıktan sonra bu bölgelerde adamlarınızı, gördüğünüz gibi ölüler var. Adamlarınızı dinlendirip sayılarını arttırabiliyorsunuz. Hemen karşı atağa geldiler. Evet, hemen çağırdılar. Biz de burada savunacağız. Bunları arkadan girdirmeye çalışalım. Evet, rütbe atladı adamları. Çok da kalabalık var. Bu arada dikkat ettiyseniz ben 3 birlik olduktan sonra yiyecek artışım da durdu. Şimdi bir tanesi ölünce tekrar geldi ama şu an bütün birliklerim ölecek. Ölmeden retreat yapalım onlara. Base'imize tekrar arttıralım. Bu şekilde bölge kontrolü. Şu an yiyecek kontrolünün çoğunluğu onlarda. Çünkü buradaki çiftliklerden yiyecek alıyorlar. Benim hemen müttefiğim ondan yiyecek kaynaklarını kesmek için buraya saldırıyor ve şu an çok öndeler. Oyunu kazanmak üzereler. Ben hemen buradan birliklerimi tekrar dolduruyorum. Gece olduğu zaman meşalelerinizi açabilirsiniz. Meşaleleri açtığınız zaman görüş alanınız gördüğünüz gibi uzadı. Fark ettiyseniz oyunda gece gündüz döngüsü var ve gece oldu. Kapattığımız zaman orası tekrar gördüğünüz gibi yakına geldi. Bu tarz detaylar var. Bunun yanında yine isterseniz birliklerinizi upgradeleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle çekeyim bu birliği. Bakın mesela bunun da, bakın bunun yeni gear'ı geldi, yeni kıyafetleri geldi, kalkanları geldi. Birazcık daha durability anlamında bu tarafa göre bazılarına kask geldi. Daha iyiler. Bunun ileriki seviyeleri de var. Yine bu arkadaşlar tuzak kurabilirsiniz. Oyunda tuzak mantığı var ya da bu şekilde formasyonlar var. Her tarafa karşı daha korunaklı oldu ve yine dikkat ederseniz daha güzel olan gümüş çember Çin'e alındı bunlar. Bakalım şurada birazcık saklanalım. Ve burada bir tane tuzak kurup düşmanı içine çekmeyi deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyim? Ya da bakalım orada birileri var mı? Orada birileri yok. Hemen bu tarafa geçeceğim. Ve onların gelebileceğini düşündüğüm noktaya, şu noktaya bir de tuzak kuracağım. Evet, burada duruyorum ve buraya tuzak kurmaya başlıyoruz. Bir yandan da buraya saldırıyoruz. Düşman üstümüze gelirken şimdi
bir birliği komple tuzağa düşürmeye çalışacağız. Eğer evet geliyorlar, hemen kaçalım. Bakalım düşecekler mi? Evet, gördüğünüz gibi iki kişi kaldı sadece birlikten. Onlar da oldukça savunmasızlar ve hemen geri kaçmaya başladılar. Bir birliği kafadan almış olduk. Evet, burası da tekrar geldi. Burayı kaybettiğiniz zaman her şeyi baştan yapmanız gerekiyor tabii ki, binaları. Yani bir noktayı kaybetmek büyük bir dezavantaj. Bakalım burayı tutabilecek miyiz? O level 2 olduğu için birazcık daha fazla adamımızı öldürüyor. Bu arada biz de level 2 olduk. Yani şu birlik en azından level 2 oldu. Üzerinde durduğunuz zaman birliklerin alt tarafta, şu tarafta debufflarını ve bufflarını o birliğin görebiliyorsunuz. Level atladıkça, ülkenizin ırkını arttırdıkça daha farklı birliklerle oynayabiliyorsunuz. Atlılarla, yani oyunda çok fazla birlik var. Onu iyi bir şekilde ayırt etmeniz gerekiyor. Evet, yenileri de hiç geciktirmedi, hemen geliyor. Bu sefer geride savunmak istiyorum. Çünkü base'imden de ok atılsın istiyorum oraya. Bu sırada diğer arkadaşın da oraya gelmesi çok iyi oldu. Bu arada yandan geldiler. Bunları hemen geri çekmek zorundayım. Burayı da geri bırakacağız gibi. Desteğe geliyorlar. Birazcık daha oyalayabilirsem. Evet, kaçmak zorundayım artık. O birliği yok etmek istemiyorum çünkü yeteri kadar tecrübesi var. Ve birlikleri eğer isterseniz bu şekilde belli bir seviyeye atladıktan sonra defansif, ofansif ya da hız yönünde arttırabiliyorsunuz. Birazcık daha ofansif yapacağım bunları. Ve birlikleri buradan tekrar tedarik edeceğim ama şu anda -40-40 gidiyor diğer bölgelerde onların kontrolünde olduğu için. Bizim bölgeyi de kaybedince yenilmiş olacağız. Bunun yanı sıra da farklı olaylar da var. Mesela bu Place of Cult gibi, bunu açtığımız zaman küçük bonuslar alabiliyoruz. Irksal bonuslar. Burayı yar etmememiz lazım düşmanı. Hemen burada chase açıp hızlı bir şekilde koşabilirim. Ama chase açtığım zaman da gördüğünüz gibi bunun da kendine has debuffları var. Yani chase açıkken düşmana dalmak istemem. Neyse ki kaçtılar. Burayı bırakmıyorum ama farklı bölgeleri ele geçirmişler. Burayı bırakmamak değil mesele. Buranın ilerisine de gitmem ve burayı almam gerekecek. Hızlı bir şekilde yapmam gerekecek bunu da. Ama sanırım bizi durduracaklar. Bakalım etraflarından kaçabilecek miyiz? Hemen burayı düşürmem lazım ama bırakmadılar ve böylelikle kaybetmiş olduk. Ama oyun bu şekilde ilerliyor ve bayağı da ilerliyor. İşte okçular çok çok güçlüler. Takır takır indiriyorlar. Oyunda birden fazla işte özellik var. Hepsi çok güzel upgrade'leniyor. Ama asıl mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bu şekilde o noktadan o noktaya sürekli koşarak, bölge kontrolü yaparak, harita kontrolü yaparak haritayı elinizde tutmaya çalışıyorsunuz. Daha fazla gameplay'i Twitch kanalımda da bulabilirsiniz. Aslına bakarsanız birazcık daha hızlı olması açısından size bir oyun daha atayım. Göstermediğim yerleri göstermek açısından. Oyun bittikten sonra durumları görebiliyorsunuz. Kim ne yapmış, ne etmiş. O da önemli bir özellik bence. İstatistik tutanlar ve ranked oynamak isteyenler için. Ops. Yine mi dörtlüde kaldı? İkili mi açtık bakalım. Dörtlüde kalmış. Bir de diğer map'i göstermiş olalım. İkili map. Domination. Ayarlarımız tamam. Host private game. Bu arada easy bot da pek easy değil. Gördüğünüz üzere anlamışsınızdır zaten. Şuradan başlayalım hemen. Ve bu sefer de atıyorum. Anglo-Saksonları ver bana. Bir de Britanyalılara bakalım. Onların ne birlikleri varmış? Britanyalılar da, bu Anglo-Saksonlar da ilk başta menzilli başlıyorlar. Sapancılarla başlıyorlar mesela. Her faction'ın, her ülkenin, ulusun kendine has birlikleri var ve ilk başta onlarla başlıyorlar. Kendi ırklarına has özellikleri var.
Bakın mesela bunlar çadırla değil evle başladılar ve direkt ikinci çağa geçebiliyoruz mesela. Direkt ikinci çağa geçmek istedim ve direkt ikinci çağa geçerek başlayacağım. Değişik bir taktik. Çok değişik taktikler izleyebiliyorsunuz. Bölgelere geçirmek için. Üstelik arkadaşlarınız oynadığınız zaman bir tık daha öndesiniz daima. O yüzden başkalarıyla 2-2 oynamak çok çok avantajlı. Bu arada buraya şu anda dalmıyorum mesela. Çünkü buranın da çevresine baktığım zaman burası da bronzla çevrelenmiş durumda. Çerçevesi bronz. O yüzden bu ne demek? Buraya level atlatılmış. Better defense var ve burası ok atacak demek. Ve bu birlik orayı alamayabilir. O yüzden ikinci birliğimi beklemek zorundayım. Ve hemen bir okçu kulübesi inşa etmelerini söylüyorum köylülerime. Çünkü bölgeyle geçirmem gerek. Kontrol etmem gerek. Şu anda tam ortada tipitimiz. Oyunun en güzel özelliği ise sinematik kamerası bence. Z tuşuna bastığımız zaman şöyle bir sinematik kameraya girebiliyoruz. Birliklerimizi yakından görebiliyoruz. Oyunun grafikleri geldik. Oldukça hoş. İlk başta gösterdikleri sinematik fragman müthişti. O kadar hoş değil ama yine de hoş. Bir adet daha Slinger gelsin lütfen. Sapancılar. Evet şu an hiçbir şey yapamıyorum çünkü kaynaklarım yok. Bir tane ev yapmam gerekecek en kısa zamanda. O da odun geliyor. Birazdan açılacak. Evet Slinger'lar geldi sayılır. Hemen bunu sokalım oraya fight'in içerisine. Bu arkadaşları da hemen gönderelim. Hızlı gelin diyelim Chase'le. Bu şekilde Allah 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 diyerek moda girebiliyorsunuz. Bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi askerlerimiz ölmüş orada. Sol altta iki kişi öldü. Bir kişi daha öldü. Oklar çok keskin. Fena ama burayı ele geçirmeyi başardık hızlı bir şekilde. Hemen bir ev yapalım. Evet buradan et istiyoruz ve odun istiyoruz. Yine elimize yeteri kadar odun geldiği zaman better defense'ini de yapacağız. Çok hızlı bir şekilde alınamasın diye bu bölgeler. Yine eksik adamlarınızı geri yerine koymanın da belli bir ücreti var. Aldığınız toplam hasara göre. Hemen buradan devam edip diğer bölgeyi de alalım. Evet ev de geldi. Bir birlik daha çıkartabilirim ama şimdilik ihtiyacım yok. Çünkü bir birlik daha çıkarttığım zaman o birliği sustain ya da maintain yani o birliği hayatta tutabilmem için onun ihtiyaçlarını sağlayabilmem için yiyecekten kesilmesi gerekecek ama şu anda yiyeceğimin birikmesini istiyorum. Kötü bir durum olursa başa çıkabilmek için gerilla taktikleri varmış. Gerilla taktikleri ya da longbowlar varmış. Longbowmanlarınızı longbowman'a gidelim. Yani uzun yaylılara birazdan o da açılacak. O adamları da çıkartabileceğiz. Bu arada orada bir evet orası atı. Burası silver, burası daha kuvvetliydi. Ve geldik. Bazen düşmanlarınız buraya alırken onları o şekilde yakalayabiliyorsunuz. Ve saklanıp onların en zayıf anında onlara saldırabiliyorsunuz. Bölgede köy içerisinde ne kadar çok birliğiniz varsa o kadar hızlı alınıyor o bölge. Bunun gibi özellikler var. Düşmanın gelebileceğini tahmin ettiğim yerlere tuzaklar inşa ediyorum. Tuzaklar oyunun çok önemli bir parçası. Rakipleriniz bazen tuzakları görüp onları yakabiliyor. Ya da direkt olarak geçen oyunda olduğu gibi içine basıp düşüp yok olabiliyorlar. Hemen buradan da ihtiyacımız olan, en çok ihtiyacımız olan yiyeceği ve odunu öncelikli olarak yapıyorum. Ve böylelikle biraz sonra odunumuz geldiği zaman okçularımı da çıkartabileceğim yeni birliğime. Ya da elimdeki metalle demirle şu anda zırhlarımı upgrade edebilirim. Bunlar için Royal Armor veriyor bunlara. Gelin verelim bir tanesine bakalım ne olacak. Nasıl bir değişiklik olacak yakından bakalım askerlere. Evet yeni zırh geldi orada düşman da geldi. Düşmanı birazcık daha üstlerimize çekmek istiyorum çünkü buranın da ateş etmesini istiyorum. Şu anda inşa ediliyor. Bu arada bir birliği ön plana vererek hangisinin daha fazla hasar almasını sağlayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi daha etkiliyiz oraya karşı. Ok da atılıyor buradan.
ve bir yandan istersem eksik olan adamları buradan geri çıkartabilirim. Bu arada karşıya da Anglo-Saxon gelmiş. Adamlarından bunu da öğrenmiş olduk. Tuzağa basmamışlar. Ormanın içinden gelmişler. Tuzağı gördüklerini zannetmiyorum. Tuzağı görünce genelde yakıyorlar çünkü tuzağı. Evet, burada ufak bir kamp kurdum. Askerlerimin canı doluyor. Evet, longbowmanlarım çıkabilir artık. Onları da ekstra güç olarak kullanabiliriz. Demek ormanın içinden geliyorsunuz. Bu bana güzel bir fikir verdi. Bir dahaki gelecekleri zaman için bir tuzak daha koyabilirim. Böylelikle bütün birliklerini kaybedecekler. Eğer basarlarsa tabii ki. Birliğimizi aşağı çıkartalım. Bu bölgeye bir tuzak daha koyalım. Evet, yeni okçularım çıktı. Onlara hemen zırh veriyorum. Okçuların menzilleri uzak, uzun ve çok güzel kill alıyorlar. Onları mesela şu üst bölgelere şu şekilde koyabilirim. Buradan düşman geleceği zaman onları görebilirler. Yine gece torşlarımızı açıp daha uzağa görebiliriz gördüğünüz gibi. Bu onların da kendine özgü bu şeyleri var, skilleri var. Gördüğünüz gibi yakınlardaki arkadaşlarını buzlama gibi, ateş kes ya da işte daha isabetli atışlar gibi özellikleri var. Onları birleştirip yukarıki bölgede çıkmam lazım eğer kazanmak istiyorsam. Şu an onu yavaş yavaş kazanıyorum. Artı 48-48. Bu şekilde tutarsam şimdilik... Evet, gelmişler. Hemen birliklerimi arkalatacağım. Arkadan gelmeye çalışacağım buraya. Ama 2'ye 1'im ve kötü durumdayım. O yüzden kaça basacağım. Bazen çok yanlış yerlerden kaçabiliyorlar. Evet, tuzağı gördüler. Gördüğünüz gibi tuzağı yok ediyorlar şu anda. Arkadan gireceğim ama görmek istiyorum düşmanımı. Şu an burada arada bir yerdeler. Çıkmadılar da. Evet, geri geldiler. Bu kötü oldu. Ama bir süre tutarım herhalde. Okçularım çok geride kaldı. Onlara diğer seviye zırhlarını da veriyorum. O sırada bu arkadaşları da burada tamir etmeye çalışacağız. Bakalım ne durumdalar. Kötü durumdalar ama destek geliyor. Hemen torçları açalım. Yüksek sight için. Hemen geldik. Buradan atabiliriz. Evet, destek geldi. Arkadan ok yiyorlar. Bu arada kendi adamlarınızı da vurabiliyorsunuz oyunda. O yüzden bulunduğunuz pozisyona dikkat etmeniz lazım. Accurate shot'ı açalım. Biraz kötü atıyorlar çünkü. Evet, onlar kaçtı. Bizimkiler bayağı iyi dayanıyorlar. Çünkü zırhları iyi. Upgrade'lemiştik onları. Gördüğünüz gibi boost'la beraber onun da üstünden gelebildik. Buradaki diğer tuzağımızı da yakmışlar o arada. Tuzakları iyi görmüşler. Şimdi okçularımı şu şekilde mi... Aha, geri geldiler. Ama benim burada bir birliğim daha var. Hata ettiler. Kendi adamlarımı vurmak istemem. O yüzden yandan sıkacağım. Bunları da buradan getireceğim. Bakın, friendly fire yapıyorum şu anda. Ne kadar mutluyum friendly fire yaparken. Evet, bunlar burada iyileşe dursun. Bölgeyi kontrol edebildik şu anda. Hemen buraya bir tuzak yapmaya çalışacağım. Bu sırada okçularım da gördüğünüz gibi canları tekrar yeşile doğru dönüyor. Orada kamp yapıyorlar. Eksikler buradan gelmeye devam edecek. Bu sırada sürekli olarak kaynak toplamaya devam ediyorum. Longbowmanlarıma, yani bu arkadaşların canını yükselteceğim bir boost ve kiliseyi inşa ediyorum. Kiliseyle küçük küçük boostlar alabilirim. Irksal boostlar. Bu arkadaşların da canı dolsun ve sonra iyice yiyeceğimi de biriktirdikten sonra ilerleyebilirim. Bir ev daha yapalım o arada. Evet, geliyorlar. Ama biz daha güçlüyüz. Hatta burada geri çekilebiliriz. Çünkü buradan şey boost'u da alacağız. Üstümüze gelen düşmanları tuzağa da çekmiş olabiliriz belki. Ama yok, gördüler.
Neyse biraz zaman kazanalım dedik ama geri kaçmıyorlar ısrarla bizimkiler. Şimdi kaçın dedim ama bug oldu herhalde. Takıldılar orada. Onlar da vuramıyorlar. Bir bug oldu herhalde. Geri kaçtılar. Evet şeyde kaldılar. Kulede kaldılar. Kuleden dışarı çıkamıyorlar şu anda. Bir çeşit bug oldu. Herkese birazcık buz. Ve bu birlikler sürekli öldürmediğimiz sürece bu birlikleri burada sürekli olarak accuracy diyelim. Tecrübe kazanacaklar. Bu arkadaşlara da damage diyelim. Bakın yeni zırhlar sürekli olarak bu şekilde. Bu bug da ilk defa oldu. Normalde oyunda çok fazla bug olmuyor. Bu tarz şey mesela bu benim herhalde oyundaki 10. oyunum falan olabilir. 10. ya da 15. oyunum olabilir. O arada bir şey. Ve ilk defa bug gördüm oyunda. Bu okçular eğer orada kaldıkları sürece illaki ölecekler. Güzel tecrübe puanı kazandık ama belki bir kişi kalınca çıkabilir. Yani bir kişi kalınca oradan kurtulabilir ama ilk defa sonuç olarak böyle bir bug görüyorum yani. Bu neymiş? Daha kısa sürede adamlar çıkar diyor. Bakın burada ne kadar ceset aldık. Oyunda kazanıyoruz. 3 bölge, 2 bölge onun elinde var. 2 bölge benim elimde var. Aslında oyunu bir bölgeye almamış. Bir bölgeye gidip alsa eline 3 bölge geçecek ve oyunu geri çevirebilir ama oraya gitmek istemiyor ısrarla. Ya da arkadan gelme gibi ya da diğer bölgeme gitme gibi bir strateji izlemiyor. Yapay zeka şu anda. Base'e git dedik. Base'e de gidemedi, kaldı orada. İstersen birliği yok edebilirim. Geldiler bu arada. Gidin yardım edin dedik. Gördüğünüz gibi pelerinler falan geldi. Kasklar masklar 10 numara şu anda. Son seviye zırha geldiler. Zincir giymeye başladılar. Aşağı desteğe gidiyorum. Bu birliğim çok üzüldü bu arada. Bunu hemen geri çekmem lazım. Ve accuracy diyeceğim. Tuzağı da tamamlayamadık. Geri çekilelim. Okçular birazcık ölsün. Belki tek kişi kalınca çıkabilir. Hem şurada birazcık canımızı doldurmuş oluruz. Ama saldırmıyorlar okçulara şu anda. Okçular tamamen bug'da kalmış durumda. Böyle biraz geri gelelim. Yoksa sıkıntı büyük. Neden de destek alalım yani. Bunlar bayağı iyi vurmaya başladılar. Destek birlik geliyor. Evet destek birlik geldi. Bir destek birlik daha geldi. Yavaş yavaş bunlarla şeye de geçebiliriz. Baraksa ve Blacksmith'e. Bunları da yaptıkça daha yeni upgrade'ler vesaire açılıyor. Bu köyü iyi tuttuk yani. Bu kaldı ama. Kötü oldu. Dengesiz oldu. Buna boşu boşuna hiç ateş etmiyor değil mi? Onlar da etmiyorlar. Çok ilginç oldu. Kalabalık gelip alacaklar bizi. Biz hemen bir tane balista getirelim buraya. Ve bir tane de baraks yapalım. Our troops are taking fire. Attack!
Ama bu bildiklerim bayağı güçlendiler. Kolay kolay bırakmayacaklar bölgeyi. Evet, ekstra okla bitirmiş olduk işi. Evet, balistayı buraya getireceğim ve bir tane de shieldman çıkartacağım. Ve bunlarla da bakalım düşmanı arkalayıp oyunu bitirmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Combat training. Birazcık daha fazla vuralım diye düşmana. Şu arkadaşlar da vursaydı iyi olacaktı. Bu arkadaşları dismiss yapacağım artık. Yok sayacağım yani. Boşuna onlara para vermemek için. Evet, kalkanlı abiler geldi. Bu arabaların da shield wall'u var. Oklara karşı dirençliler, direnç gösteriyorlar. Ve ilk başta kaynağımı biriktirdiğim için şimdi birazcık daha şeyim, rahatım. Daha hızlı, daha kolay hareket edebiliyorum yani. İlk başı iyi dayanarak oynadığım için. Bunun dışında size daha başka harita ya da daha başka birlik göstermeyeceğim ya da farklı oyun taktikleri göstermeyeceğim kendinizin keşfetmesi açısından. Sonra balistayı gösterelim. Evet, balista kurulur. Kaçtılar ama. Tam da atıyordum. Balista da buradan kolay kolay geçit vermiyor. O oradan sürekli gelip şansını denemeye devam edecek. Bir daha balistacım. Evet, gördüğünüz gibi 3-4 kişi aynı anda düşürüyor. Fena bir şey. Adamlarınız kamptayken ateş etmiyor ve kampta adam öldürebilme olasılığınız çok yüksek. Bu arkadaşların canı dolmadı ki göndereyim. Dolduğu kadar. Şimdi bu arkadaşları B'ye gönderelim mesela. Oo, beni ileri çekmişler. Bravo. Güzel başarı. Okçularım da geldi bu arada. Sağlı sollu vurabilmek adına. Ama şuradaki üçlü çok iyi. Her yerden vuruyoruz yani. Bunların da kovalaması olayını kapatmamız lazım. Bu arada diğer birliklerim ilerliyorlar. Diğer bölgeyi ele geçirmek için. Bunlar birazcık çömez kalkanlar ama bunları da zırhlandırdığım zaman güzel olacak. Diğerleri saklanarak otların içinden çıktılar. Evet, zırh geliyor bu arkadaşlara. Önünde demir oldukça zırh yapabiliyorum. Burada da can doldurma işleri olsun diğer birlik gelene kadar. Oo, direkt 3 tanesi öldü zaten. Hemen buraya giriyoruz. Zırhlar gelmiş. Kalkanlar güzelleşmiş. Hemen giriyoruz. Kalkanları da kaldıralım. Bu şekilde oyunu çok çok daha hızlı bitirebilirim. Geride istersem öne buraya bir savunma barikatı kurabilirim. Arkaya çimlerin içine mesela adam saklayarak sürekli gelenler arkadan bu şekilde dalabilirim. Hızlı bir şekilde kesebilirim ama işte istediğiniz gibi kendi taktiklerinizi oluşturabiliyorsunuz oyunda. Bu güzel. Birebirler çok fazla zevkli geçmiyor oyunlar ama eğer şey yaparsanız, kalabalık oynarsanız 2'ye 2, 3'e 3 gibi, o zaman oldukça keyifli ve güzel geçiyor oyunlar. Biraz daha ilerleyelim. Buraya bir tuzak yapalım.
Haydi bakalım. Ve bu şekilde buraya da yeni yerler yapmış olduk. Canımızı da buradan doldurduk. Ve üçüncü çağa geçebiliriz. Ya da birazcık daha güçlendirebiliriz silahlarımızı. Üçüncü çağa geçmeyi tabii ki tercih ediyorum ama geçemeden muhtemelen oyunu kazanacağım zaten. Bakın burada da saklanacak yerler var. Map tasarımları çok güzel. Geldiler bu arada ya. Dur. Evet, defans ve moral artsın diyoruz. Baltalılarımıza, kalkanlılarımıza daha doğrusu. Dövüş animasyonları çok güzel bu arada. Çok güzel kaçıyorlar, şey yapıyorlar. Dövüşüyorlar. Oyunlardan oldukça güzel oyun. Map tasarımlarını da ben çok sevdim. Kültürlere de uyumlu kalmışlar. Böyle alakasız tipler yok yani şeylerde. Adamların arasında. Yakaladım. Yandan vuralım, friendly fire olmasın. Yine de oluyor. Ve bu şekilde oyunu bitiriyoruz. Kaçın ulan, korkun benden. Evet, yukarıdan ok atanlar var, hemen kalkanları kaldırıyoruz. Oradan friendly fire yapmayalım, hemen böyle kaçalım. Bunlara da defansif yapalım, birazcık daha dayansınlar. Bayağı iyi dayanarak keserek geldiler yani. Evet, üçüncü seviyeye geçtim. Artık mancınıklar yapabiliyorum. İstersem stable de yapabiliyor olmam lazım. Gerçi Anglo-Saksonlarda stable yok herhalde. Huskarlar yapabiliyorum, eli baltalı abiler. Bu arada buraya yine geliyorlar galiba. Ha, gerek kalmadı. Oyunu zaten bitirdim yani. Evet, bu şekilde çok kolay ağırdan oynayarak bile kazanılabiliyormuş kolay bot. Bunu da görmüş olduk. Oyunu beğendiyseniz Ancestors Legacy Open Beta'ya şu anda siz de Steam üzerinden erişip oynayabilirsiniz, alabilirsiniz. Oyun 22 Mayıs'ta piyasaya çıkıyor arkadaşlar. Daha önceden Hatred'ı yapan arkadaşlar yapıyor. Neydi? Destruction Creative miydi? Stüdyosunun adı. Hatırlayamadım şu an Hatred'ı yapan arkadaşlar ama o arkadaşlar yapıyor. Bilginiz olsun. Daha fazla gameplay görmek istiyorsanız ya da multiplayer kapışmalara şahit olmak istiyorsanız Twitch kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Aşağıdan bir like bırakıp oyun hakkındaki düşüncelerinizi de yorum olarak aşağıya yazarsanız çok güzel olur. Görüşmek üzere bir başka videoda.